haftanın en yüksek puanını alıp 10.000 TL değerinde 5 altın bilezik kazanan gelinini açıklayacağım. Öncelikle efendim bileziklerimi almak istiyorum müsaadenizle. Bütün haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği kazanmayı hak eden gelin açıklıyorum. Tamı tamına 84 puanla 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Yeşil! Kalbim duracaktı artık. 5 altın bileziği yoksa koluna takmayı hak eden gelin Aslan! Şimdi bakın. Allah. Şöyle bir teklifim var. Ya bu bilezikler kura ile sahibini bulacak ya da iki tane Aslıhan'a, iki tane Yeşim'e vereceğim ve beşinci bilezik de haftaya kalacak. Yani önümüzdeki haftaya kazanan gelin de altı bilezik olacak. Buna ben değil, siz karar vereceksiniz efendim. Yeşim ve Aslan, hemen bir dakika içerisinde bana kararınızı vermek durumundasınız efendim. Ben şöyle düşünüyorum. İkimiz de eşit puanı aldıysak adil olan eşit bölüşülmesi. Bu benim fikrim. Bence de. Yani birine verilmesi gerekmiyor. İkimiz de aynı puansak aynı derecede verilmesi daha doğru gibi. Bölüşüyor musunuz? Evet. Evet. Son kararınız mı efendim bu? Evet. O zaman ben ikinizi de tebrik ediyorum sevgili gelinlerim. Teşekkürler. İlk iki bileziği sana armağan ediyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim. Morgül nasıl uğurlu geldi sana görüyorsun dediğiniz değil mi? Dediğiniz gibi bir uğurlu geldiniz. Görüyorsun değil mi? Ah oğlum ah. Bir de beni seviyorsun değil mi? Tabii. Gel bakalım şimdi Aslan Hanım. Allah sende hiç yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yoktu ya biraz ona. Bismillahirrahmanirrahim. Bak çok nasıl uğur getirdim. Evet gerçekten öyle oldu. Efendim bu bilezik de haftaya kaldı. Çünkü önümüzdeki hafta tamına 12.000 TL değerinde 6 tane bilezik veriyoruz efendim.